paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. İşte İstanbullulara sözümüz, 2029 yılına kadar bisiklet yolu uzunluğunu iki katına çıkararak 2034'te de tam 1500 kilometre bisiklet yolumuz olsun istiyoruz. Ve bisikleti İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım aracı haline getirmek önemli hedeflerimizden bir tanesi. Değerli İstanbullular, 15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde, inanın her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi ki Naci Hocam burada eminim bana katılacaktır. Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. Bir, milli güvenlik sorunudur. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir. Deprem dönüşümüdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. Şu an 39 ilçemizde değerli arkadaşlar 7,5 milyon evimiz var, iş yerimiz var. Ve maalesef bunun 1,5 milyonu risk altında. 600 bin konutumuzun da bugün acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 2019 yerel seçimlerinden önce ne dediler hatırlayın. Deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız denmiş. Öyle değil mi? Ve ne vaat verdiler? Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz hedefi konulmuştu. Ve buna ilave 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir Belediyesi bu konut sayısıyla emin olun bizim ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi bu hızla giderlerse İstanbul'da dönüşümü ancak 100 yılda bitirebilirler. Dönüşüm meselesi değerli arkadaşlar ciddiyet ister, sorumluluk ister. Çünkü insanımızın barınma hakkıdır. Güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle, duaları da etmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli İstanbullular, müşteri olun, bize güvenin. Çünkü biz Kastamonu'daki, Rize'deki, Bartın'daki sellerde, Antalya, Muğla'daki yangınlarda, işte bugün 25 Ocak, Elazığ'da, Malatya'daki, İzmir'deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek, en son 6 Şubat'ta yaşadığımız Asrım felaketinde 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak 1 Nisan sabahı da görevi devraldığımızda İstanbul'un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz. Çünkü değerli kardeşlerim, bizim derdimiz var. Bizim annelerimizin evlerinde güven ve huzurla yaşamasını istiyoruz. Hiçbir ailemizin acılar yaşamaması için elimizden gelen en yüksek iradeyi ortaya koymak istiyoruz. Planlı, programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek ve bilim insanlarının görüşleri, fikirleri doğrultusunda her türlü etüdü, her türlü analizi yaparak bilimin ışığında
bu çalışmaları İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız. İstanbullulara söz, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız, koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Biz de Beyoğlu'nun yanındayız, Ok Meydanı'nın yanındayız, Kasımpaşa'nın yanındayız. Sizleri çok seviyoruz. Bunun içinde ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yeni, güvenli, huzurlu, İnşallah 31 Mart'a kadar çok çalışacağız. 31 Mart akşamı beraber kazanacağız. 31 Mart akşamı kazanıp 1 Nisan'da gençlerimizle, kadınlarımızla, tüm İstanbullularla birlikte İstanbul'da yeniden yükseliş, yeniden diriliş dönemini sizlerle başlatacağız. Evet, yeni güvenli. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini adeta bilinçli bir şekilde durdurulan kiptaş eliyle yapacağız. Kiptaş'ı biliyoruz değil mi? Kiptaş, 94'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu örnek şehircilik modellerini ki burada kıymetli bakanımız burada, o zaman Kiptaş başkanıydı, genel müdürüydü Erdoğan Bayraktar, İstanbul'un her mahallesinde, her ilçesinde örnek şehircilik modellerini yapabilmek için işte Başakşehir'de, Kağıthane'de yapmış, bitirmiş, milletine sunmuş, güzide bir kurummuş. Yine sonrasında işte Ümraniye Belediye Başkanımız, o zaman Kiptaş Genel Müdürü'ydü, bayrağı aldı, daha yukarı taşımak için bir mücadele yaptı.